Bu kararın alınmasında en büyük etkenin AKP-MHP zihniyetinin ortak bir planı olduğunu düşünüyorum. Seçilmişlere bu şekilde yapılacak olan bir haksızlığın bir darbe olduğunu düşünüyorum. Halkın iradesi gaspıdır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Halkın %90'ının tarafından sayılan bir insanın yapılan bu hukuksuzluğun başka bir şey değildir. Buradaki amaçları şudur. Bunların amacı şu anda hırsızlıkları, talanlarının önüne geçmek. Halkın içerisinde bunların neler yapıldığını Iğdır halkı tamamen biliyor. Bunların amacı da bunun önüne geçebilmek, kendi suçlarını örtbas etmek, gündemi değiştirmek, seçilmişlerin önüne engellemek, bu tür şeyler olduğunu düşünüyorum. Mehmet Nuri Güneş buradaki etnik kökenli tüm insanlar tarafından sevilen bir insan. Azerisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Terekemesiyle, Çerkeziyle, Köşmeniyle halk tarafından bir karşılığı olan bir insan. Bunun da önüne geçmek istediler. Kamu yoklamalar yaptılar bence. Bunlar da burada bunu gördüler. Bu adamı kazanabileceğini düşündüler. Aşağı yukarı şehrimize 5000 tane kayıt dışı seçmen getirmişler. Bununla da başaramayacaklarını anladılar. Bundan bu çıkıyor ki bunlar bu kadar yaptıkları hukuksuzluğa rağmen, adaletsizliğe rağmen kazanamayacaklarını anlayınca Sayın Başkan adayımız Mehmet Nuri Güneş'in önüne geçmek çabasıdır. Iğdır halkı olarak şu anda başkanımızın arkasındayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Elimizden gelen ne varsa üstüne ekleyeceğiz. Geri adım atmayacağız. AKP-MHP faşist iktidarı sandıkta büyük bir yenilgi alacağını gördüğü için bu sefer bu şekilde ayak oyunlarına başvurmaya başladı. Tabii bunlar bize uzak olan şeyler değil. Yıllardır bu kirli sistemin her türlü oyununa, her türlü saldırısına maruz kaldığımız için bu tür şeyleri de bekliyorduk. Yani her ne kadar bu kadar böyle aleni bir şekilde olacağını öngöremesek de sistemin, AKP-MHP faşist iktidarının halkımıza, partimize dönük saldırılarının yoğunlaşacağını bekliyorduk. Yani böyle bir şeyimiz var. Bu red kararıyla? Bu Kürt halkının iradesinin gasp etmek, Kürt halkının kazanımlarının önüne geçmek için yapılan bir şeydir. Bu tabii yeni bir şey de değil. Yaklaşık 50 yıldır bu mücadeleye her türlü saldırının bir şeyidir. Yani bir devamıdır. Bu karara zaten dün akşam da gördüğünüz gibi kitlesel bir yürüyüşle gerçekleştirdi. Halkımız sahipleniyor partisini, adaylarını her türlü sahipleniyor. Bugün de aynı şekilde sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Adaylarımızın tekrar şey olması için elimizden geleni yapacağız. Aksi durumda da partimizin her türlü alacağı kararın arkasındayız. Halk olarak burada zaten görüyorsunuz, kitle var, halkımız partisini gerekli şekilde sahipleniyor. Bu sahiplenmeyi daha üst şeylere taşıyacağız. Yani elimizden geldiği kadar partimizin alacağı kararlar doğrultusunda her türlü elimizden gelen şeyleri yapacağız. Evet. Gerekeni yapacağız. Kürt halkı 50 yıldır bu mücadeleyi hem siyasi olarak hem diğer kanallarla mücadelesine devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Tabii ki isteğimiz adaylarımızın, yani ön seçimden çıkan adaylarımızla devam etmektir. Ama aksi bir durumda da partimizin göstereceği herkesin arkasında da biz kenetleneceğiz. Iğdır'da dediğimiz gibi kozmopolit bir yerdir. Burada Azeriler, Terekemeler, Karapapaklar, Türkmenler, Kürtler bir arada yaşayan halklardır. Sistem bunu gördü. Nuri Başkan'a karşı bir Nuri Başkan'a bir yönelim oldu. Bütün diğer halklardan da, yani partimize, daha doğrusu partimizin ilkelerine, şeylerine bir yönelim vardı. Sistem bunun önünü kesmek için böyle bir şey yaptı. Ama biz buradan da daha güçlü bir şekilde çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Halk olarak, parti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza. Sistemin korktuğunu düşünüyoruz. Çünkü burada 2009'da nasıl bir zihniyeti çöpe gönderdiysek bugün o zihniyeti tekrar çöpe göndereceğimizden korkuyorlar. Mehmet Nuri Güneş'in tekrar kazanacağını ve yaptıkları faşist bloğu tekrar yeneceklerini biliyorlar. Biz bu bloğu nasıl yıkacağımızı anladılar ve yapacakları kirli oyunların peşine düştüler. Bunu ne kadar yaparlarsa buradaki halk onurludur. Dik duruşlarını gösterecek ve gerekli cevabı verecektir. Her ne yaparlarsa yapsınlar, bu faşist İktidar bloğunu her zaman yıkmamız gerektiğini bir daha anlamış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kimse unutmaması gerekiyor. Kürdün Kürt'ten başka bir dostu yoktur.
ve Iğdır'da 2009'da nasıl bu alanlar coşkuyla Mehmet Nuri Güneş'in kazandığını gördüler. Hemen orada KCK operasyonlarını başlattılar. Başkanımızı cezaevine gönderdiler. İkinci seçimde 800 oyla Murat Başkan'ı kazandığında yine işlerine sindiremeyip itirazlar sonucunda yine bir şeyler yapamadılar. Sonra Yaşar Başkan 1500 oyla farkla kazandığı halde yine oyunlarını devam ettirdiler. Bu oyunlar devamından sonra dışarıdan oylar getirdiler. Baktılar ki buradaki etnik halk, Kürtler, Azeriler, Terekemeler her kesimden bir karşılık olduğunu gördüklerinden dolayı farklı oyunlar yaptılar. Bugün bütün herkes, hiç kimse evine gitmeden halka çağırıyor. Sokaklarda başkanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yanlış bir karardı. O zaman buna kalırsa hiçbir milletvekilimiz seçilmemesi gerekiyor. Hiçbir arkadaşımız aday olmaması gerekiyor. Kılavuz suçlar diyor ya, ben siyasi bir partinin temsilcisiyim. Burada bütün arkadaşlar siyasi bir partinin temsilcisi. Bunlar neden her zaman suç sayıyorsun? Neden bizi ikinci gözle bakıyorsun? O zaman sizin FETÖ ile el ele dolaşırken yok kandırıldık dediğiniz zaman, biz burada kendi dilimiz, dinimiz, ırkımız için mücadele ederken neden bizim için her zaman farklı düşünüyorlar? Neden? Şimdi bütün amaç işte Kayyum'la beraber oluşturdukları o rant ekibine, o çeteyi tekrar devam ettirmek istiyorlar. Yani burada zerre kadar bir hukuki, ahlaki, vicdani bir karar değil. Çünkü bu karar diyor ki kategori kararlar. Yani bunlar hiç Türkiye'nin hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde böyle suç tekrarı yapmış. Halbuki buna bakarsanız binlerce bunun emsal kararları vardır. Buradaki amaçlanan, hedeflenen bu son özellikle 20 gündür bunlardan, bu var olan bu çete sisteminden bıkmış, DEM Parti'ye yönelen, DEM Parti'ye gelip başvuran, DEM Parti ile beraber mücadele etmek isteyen Azeriler, Terekeme halkının ortak iradesine vurmak istedikleri bu bir settir. Bunu da fark ettiler, seçimi kaybedeceklerini fark ettiler. Yani bunu hukuksuzca bu halkın iradesine vurulmuş bir karardır.